ayakta duracağız, yaralarımızı saracağız şimdi. Mecburen onu yapacağız. Ben yasamızı sonra tutacağız biraz. Aynen. Bizim de gözümüz kulağımız bu köyde olacak. Aynen. Ayağı kaldırmaya çalışacağız. Ben aslen Vartolu'yum. Emek Partisi'nin de genel başkanıyım. Taziye için geldim. Sağ olun. Zaten gelen bizim insanlar geliyor. Hiçbir devlet gelmedi. Enkazın altında eşimi çıkarttım. İsterse yayına da verin. Eşimi çıkarttım. Hastaneye gönderdim. Hastanede bakmadan geri gönderdiler. Eşim burada kucağımda vefat etti. Bir hastane kapısına gidene kadar geri çevrilir mi? Hangi hastaneydi bu? Kapı çamlı o. Devlet hastanesi. Büyükşehir hastanesi. İsterse yayını basını getirip konuşun. Nerede devlet? Tamam, bu yayınlanacak. Sen. Nerede devlet? Nerede? Nerede başbakan, Sayın Başbakan Tayyip? Nerede Sağlık Bakanı? Sağlık Bakanı'na özellikle söylüyorum. Ben kendi ellerimle kazdım, çıkarttım. Enkazın altında oğlumla hastanenin önüne götürdüler. Baktırmadan geri bana gönderdiler. Kucağımda, ellerimde vefat etti. Benim gözüme bakarak vefat etti. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Tayyip'e sesleniyorum. Başbakanımıza sesleniyorum. Bu 3-4 gündür buradayız. Afatın altında biz kendi ellerimizle kazdık. Hiçbir afatta yardım gelmedi. Hiçbir insanları gelmedi. Yardımcı olmadılar. CHP'ye de sesleniyorum. Kılıçdaroğlu'ya da sesleniyorum. Bu kadar olmaz. Ben bekliyordum bir afat. Bir insan gelsin, ben ona moral alayım, direnim. Yani enkazın altında ikinci güne çıktı. Kimse gelmedi. Yine benim çocuklarım, komşuların yardımıyla çıkardı. Devlet yok. Olmamalıyız. Devlet yok. Böyle olmamıza çok biz bu kadar mı değersiz? Biz bu kadar mı değersiz olduk? İnsanların ölümü olduk, bu kadar mı? Böyle vurulduk. Bu kadar mı hiç kolay? Hiç beklemiyorduk bu kadar mı? Yarımız sürgün aynen. Olduk. Yarımız aynen. Sürgündeyiz aynen. Biz resmen. Ama hesabını mutlaka ayağım kırık. Ayağım kırık gidemiyor çünkü bakmıyorlar. Belim incinmiş, bakmıyorlar hastaneler.